Evet arkadaşlar, muhabbet kuşlarındaki bir problem. Şu an kabarma var, görüyorsunuz. Sorun tam olarak neydi? Kardeş? Sorun tam olarak evet. Sorun tam olarak 2 günden beri böyle bitkin şeklinde, kabarık şeklinde. Yaklaşık 2 gündür bu şekilde. Evet. Bir günde kan şeylerini gördüm. İshal kaç gün önce olmuştu? İshal 3-4 gündür var. 3-4 gündür ishal evet. Var. Bir gün kanı gördüm. 3-4 gün sonra kan oluştu. Evet. Evet, ishallerinde kan var. Ve bir de durma ötüyorlardı böyle, şu anda bitkin tamamen şeklinde. Tamamen bitmişler. Yem olarak yem değişikliği yaptın mı? Yok. Aynı yem. Aynı yem yiyor zaten. Evet. İşte. Bulunduğu yer sıcak mı? Bulunduğu yer sıcak. Soğuk değil. Yok. Kümes şey temizliğini yapıyor musun? Her gün temizliği, her gün yemini değiştiriyorum, her gün suyunu değiştiriyorum. Temizliğini yapıyorsun. Evet. Ya alalım zaten bir ay falan olmadı. Evet arkadaşlar, ishaller biliyorsunuz birkaç çeşit, yani farklı farklı hastalığa bağlı ishaller var. Kanı gördüğümüz zaman zaten en çok kanlı ishal yapan hastalık Aymeria dediğimiz mikrobun oluşturduğu koksidioz. Şu an koksidiozis teşhisini koyabileceğimiz bir hastalık. Koksidioz hastalığının tedavileri biraz farklı arkadaşlar. Her ishal giderici ilaç koksidiozun tedavisini yapmayabilir. O yüzden özellikle hastalık teşhisi tedavi açısından oldukça önemli. Antibiyotik mi verdi? Şu ishal için verdi. Aç bakalım onu. Bunu da ya dün aldım bunları. Kanlı ishal var mıydı dün? Kanda mı? Hı-hı. Dün vardı. Dün yani kanlı ishal gördün mü bu ilaç verildiğinde? Evet. İşte dün ilacı dün verdim, hala da kan var. Tamam. Herhangi bir düzelme falan olmadı değil mi? Yok. Daha beter erkek çöktü yani. Evet arkadaşlar, daha önce ishallerden hayvanları korumak için mutlaka bir probiyotikle desteklemek lazım. Düzenli olarak probiyotik vermek lazım. Bağırsaktaki enfeksiyonları durdurmak lazım. O yüzden piyasaya yeni çıkmış ve özellikle Çukurova Üniversitesi'nde bir yıllık çalışmayla geliştirilmiş bir ürün, oldukça faydalı. Özellikle ishal hastalıklarının tedavisinde de yapılan tedaviye ek yardımcı olarak da kullanılıyor. Katkı sağlıyor, iyileşmeyi hızlandırıyor. Bu üründen kullandığınız takdirde bu tür problemlerin önüne geçmeniz olası. Koksiyoz daha çok kümes temizliğinin yapılmaması, kafes temizliğinin yapılmamasına bağlı da gelişebiliyor. Yine bazı durumlarda da sekonder enfeksiyon olarak da, ikincil bir enfeksiyon olarak da ortaya çıkıyor. O yüzden mutlaka hastalığı teşhis edip tedaviyi ona göre yapmak lazım. Arkadaşımız birkaç gün tedavi yapmış ama tedavi olmamış. Çünkü muhtemelen koksiyozun kullandığı koksiyozun ilacı değil. Şu an tedaviye başlıyor. Koyduk. Kan ishal dedik. Koksiyoz dedik. Bunun tedavisi farklı. Tedavide mutlaka veteriner hekim arkadaşlardan destek alın. Onların size önereceği ilaçları kullanın. Koksiyozu zaten kaç tane ilacı var. Ve tedavide kesin sağlayan ilaçlar. Çok zor bir tedavisi yok. Ama ilerlemişse hastalık, bağırsak bütünlüğü bozulmuşsa biraz sıkıntılı olabilir. Tedavi zor olabilir. O yüzden mutlaka tedavinin yanında bağırsak sisteminde koruyucu, bağırsak sisteminde epitelleri iyileştirici de destek tedavileri yapalım. Biz bu amaçla Canina yeni üretilmiş ürünü öneriyoruz arkadaşlar. Bu ürün bağırsak bütünlüğünü hem koruyor, hem epitellerin iyileşmesini sağlıyor, hem de ishalde destekleyici olarak durmasında yardımcı oluyor. Tamam. Uygulaması kolay.
Ağızdan da uygulayabilirsin. İçme suyuna da ağızdan. Bir damla. Diğer suyunu da alalım. Tedavi boyunca 3-4 gün kullanabilirsiniz. Kullanımı kolay. Ağızdan birer damla muhafaza kuşlarına olabilir. İçme suyuna da koyun. Sulumunuzu bu şekilde çeyrek yapın. 5-10 damla damlatın. Yine düzenli olarak aylık içme suyuna da aylık kullanabilirsiniz. İştahını açar. İyileşme süresini hızlandırıyor. Tedaviye destek oluyor arkadaşlar. Bu kesinlikle bir ilaç değil. Aklınızdan çıkartmayın. Hayvanı tedavi yapmaz tek başına. Sadece bağışık sistemini kuvvetlendirir. Vücudu hastalıklara karşı korur. Bu ürünün özelliği o. Kesinlikle bir ilaç değil. Koksiyon içinde, tamam mı? Günlük suyuna yarım gram, şöyle gene yarım yaparsınız, yarım gram günlük 4 gün boyunca bundan takviye yaparsınız. Yine özellikle A vitamini arkadaşlar, koksidiyozda mutlaka destekleyici olarak, vitamin olarak A vitamini içeren vitaminlerden de vermeyi unutmayın. Tedavimiz bitti.